Merhabalar arkadaşlar. Son birkaç gün içinde biraz alışveriş yaptım. Çok utanıyorum. Ama indirimlerde son böyle kalanlarda falan çok güzel indirimler vardı. Ve dayanamayarak bir miktar alışveriş yaptım. Onları size göstermek istiyorum. Öncelikle ilk göstereceğim şey bu ev botları. Bizim ev çok sıcak fakat benim odam eskiden balkon kısmı varmış. Fakat biz taşınmadan balkon kırılıp eklendiği için benim odam çok soğuk oluyor. Ben de bu botları severek aldım. Çok güzel, keyifle de giyiyorum. Çok rahatlar. Ha, nereden aldım? Accessorize'dan aldım. 60 lira civarı normal fiyatı, %50 indirim var Accessorize'da. Bath & Body Works'e gittim. Gitmez olaydım. %50 indirim var. Şöyle hemen göstereyim. Parfüm, yani parfüm de değil. Body Splash olarak bir tek bunu aldım. Kış serisinde %50 indirim var çünkü. Bu Winter Candy Apple. Bayıldım ben kokusuna. Bu serinin iki tane daha kokusu var. Biri Vanilla Bean. Biri de Plum Sugar. Galiba plumlu bir şeydi. Bu çok tatlı bir koku. Çok severek kullanacağım bunu. Beğenerek aldım. İki tane de iki tane de mum aldım. Bu da elmalı bir koku. Bu da elma. Ben elma kokusuna bayılıyorum. Hatta şu anda gösteremeyeceğim çünkü kaldırdım. Gratis'ten de bir tane elmalı bebe şampuanı aldım. Ekşi elmalı. Nedense elma kokusuna bir düşkünlüğüm var benim. Bu da peppermint. Nane şekeri kokusu bu da. Daha evvel de nane şekeri ve çikolatalı bir mum almıştım. Bath & Body Works'ten onu göstermiştim. Ben şeyleri çok kullanamıyorum. Tarçın kokusu, aslında normalde tarçın çok seviyorum, tatlıların içinde işte ne bileyim öyle boza üstü falan tarçın seviyorum. Normal tarçını kokladığım zaman da kokusu rahatsız etmiyor. Fakat bu kış kokularında çok yoğun ve keskin bir tarçın kokusu ya da bir baharat kokusu oluyor. O benim genzimi yakıyor ve bende müthiş bir baş ağrısı yapıyor. Onun için daha çok böyle meyveli kokular, daha böyle şekerli kokular falan, onlara gidiyorum. Bu nanelilerin de tarçınlı olanları vardı. Böyle yaprak kokuları falan. Onların hepsinde böyle keskin bir koku aldım. Onun için ben kullanabileceğim kokulara gittim. Bunları da çok beğenerek aldım. Bunlar normalde 19 lira. %50 indirim var yine dediğim gibi. Onun dışında gelelim bir miktar kıyafet alışverişi şurada. Şunları şöyle alayım tek tek. Hepsini geçeyim. Benim pijama hastalığım var. Büyük beden olduğum için uzunca yıllar pijama bulamadım istediğim gibi. Yani böyle hayvanlı, cicili, bicili falan. Türkiye'de olanlar hep küçüktü. Allah'tan bu ihraç fazlası ürünler falan gelmeye başladı. Ucuzcular falan açıldı. Çok güzel pijama altları aldım. Şu birincisi. Evet, kabul ediyorum. Evet, 30 yaşındayım. Ama böyle hayvancıklı şeyleri dışarıda fazla giyemeyeceğim için böyle cicili bicili çocuk şeylerini pijama olarak giymekten çok hoşlanıyorum. Bu kurabiye canavarlı. Bunlar Hemis diye bir mağazadan aldım. Hemis eskiden Peros olarak bilinen bu ucuzcular var ya, o Peros'un, yani dükkan Peros'tu galiba, iki kardeştiler ve ayrıldılar, öyle bir şeyler anlattı orada çalışan kız bana. Hemis diye yine bir ucuzcu mağaza açtı. Kadıköy'de de gördüm Hemis. Başka nerede var bilmiyorum. Peroslar daha yaygın ama Hemisler'de var mı etrafta bilmiyorum. Bu da şeyle, ne denir buna, poniyle. Böyle pembe bir pijama altı. Bu pijama altları 8 lira ve 4 al 3 öde kampanyası var. Ben onlardan bir tane daha aldım yedek. O şu anda kirli de. Aynı kurabiye canavarlıdan. Bir tane de şöyle bir mikili pijamam oldu artık benim. Minili vardı. Bu da mikilisi oldu. Bu pijama takımı. Bunun bir de siyah düz altı var. Şurada şöyle. Yalnız altı biraz daha büyük sanırım. Yani numaraları da kesik. Bunlar karışmış. Alırken dikkat etmek gerekiyor. Bu da takım 20 liraydı. Cici pijamalarım böyle. Çok mutluyum. Çok rahat ediyorum onları giyerken. Onun dışında ACY2K'ye gittim. Hiçbir şey almama niyetiyle girdim. Ama orada da çok büyük bir indirim var. Ben çıplak tenime kazak, merserize bile olsa giyemiyorum. Mutlaka içinde bir penye olması lazım. Bunu da belki yıllarda boğazlı penyeler giyiyordum. Fakat bu sene
Ay şimdi düşününce bile böyle daralıyorum. O bazı penyeler beni çok rahatsız ediyor. Sıkmaya başladı. Onun için düz aldım sene başında. Birkaç tane CNA'den aldım. Fakat penyesinin kalitesinden memnun kalmadım. Çok sıkı. Yani beden olarak değil ama penye böyle dar. İçinde rahat hareket edemiyorsunuz. Bunları LC Waikiki'den aldım. Bir tane düz beyaz 10 lira. Aynısının böyle gül kurusu gibi bir rengi. Gördüğünüz gibi esnekliği çok yüksek. Bu da 10 lira. Bir tane de daha şıkça bir şey yani. Materyali daha değişik, daha böyle nasıl denir? İnce bir materyalden. Şöyle çok sevdiğim bir renktir benim. Böyle bordo bir şey aldım. Bunun modeli de biraz farklı. Etekleri şöyle hafif bollaşıyor. Daha tünik havasında bir şey. Bu da 12 lira civarı bir şeydi. Ondan sonra anneciğim, bu videoyu inşallah izlemiyorsundur. İzleyenler ve annemi tanıyanlar lütfen. Yani çok tehlikeli. Bunu Zara'dan aldım. Evet, Zara'da büyük beden yok ama tek tük böyle çok büyük kalıplarda yapılmış böyle penyeler ya da hırkalar bulabiliyorsunuz. Turuncu çok severim. Turuncu füme gibi, kahve gibi bir renk bu. Şöyle kolları üst kesim şuraya kadar geldi. Ondan sonra darlaştığı için bedende bir problem olmadı. Bedeni de çok geniş. Bu da indirimden. Zara'dan aldığım bir cici. Turuncuya bayılıyorum. Bu da aslında alayım almayayım diye çok düşündüm. Çünkü çok fazla böyle etol cinsi, atkı cinsi, ne, fular cinsi şeyim var. Fakat puantiye çok severim. Bu da böyle çok minik puantiyeli, çok zarif bir mangodan aldım. Bunun aynısı yeni sezonda da gelmiş ve yeni sezon fiyatı 50 lira civarı. Fakat aynısından birkaç tane kalmış, indirimde de var. Şöyle göstereyim. Şey çok güzel. Materyali çok güzel, böyle incecik. Yazın da kullanılabilir diye özellikle aldım. Yani kışlık kalın bir şey olsaydı tercih etmeyecektim. Simsiyah giyinseniz bile bunu sarıp bir kırmızı ruj bence tamamdır yani. Çok beğenerek aldım. Bu da mangodan. Bu. Başka yaramazlık yaptım mı? Yapmaz mıyım? Yaptım tabii. Şunu göstermek istiyorum. Notebook kırtasiyesinden aldım. Bu gördüğünüz Hello Kitty. Yalnız bunun şöyle bir problemi var. Bu aslında bir kumbara. Fakat benim güzel arkadaşım bunu bana benim için kesti. Çok sert bir malzeme yani, böyle makasla falan kesmeniz mümkün değil. Küçük bir el testeresiyle ve malayı ısıtıp böyle keserek uğraşarak benim için garibim saatlerce uğraştı. Arkasını şöyle kestik, zımparaladık. Elimi kesme falan gibi bir durumu yok. Şöyle bunu bir kalemlik haline getirdik. İçine biraz da pamuk koydum ki çok hani dibe düşmesin fırçalarım. Şöyle koyuyorum. İşte fırçalım. Bunu kırtasiyeden aldım. Aklınızda bulunsun. Uğraşmayı göze alıyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz diye gösteriyorum. Ve Sephora indirimi. Aslında Sephora indiriminden hiç umutlu değildim ve herhalde hiçbir şey almayacağım. Belki bir tane oje falan bulurum istediğim renk diye gittim. Fakat yani indirimin başında var mıydı yoksa yeni mi yaptılar bilmiyorum. İndirimdeki ürünlerden 4 adet aldığınız zaman %40 indirim. Yani zaten indirimdeler, bir de üstüne %40 indirim yapıyorlar. Bu tüm gösterdiklerimi 30 lira civarı bir paraya aldım. 30-35 en fazla. Tam hatırlamıyorum ne kadar verdiğimi. Yani indirimin üstüne %40 indirim çok büyük bir indirim olmuş oluyor. Şöyle hemen Sephora torbamdan çıkartıyorum cicilerimi. Evet. Öncelikle bir tane bu mini ojelerden aldım. Daha önce hiç denemedim Sephora'nın ojelerini. Bir denemek istedim. Böyle hafif yaldızlı, sedefli, doğal bir ton. Bak, pek fazla renk kalmamıştı. Birkaç tane mor vardı. Bu 61 numara. My First Date'miş adı. Böyle bir renk. 3 lira normalde. Ben 1.50 ya da 1.80. 1.50 değil, 1.80'e aldım bunu. İki tane dudak kalemi aldım. Ben Sephora'nın dudak kalemlerini seviyorum.
İki tane kalmıştı. Biri nude rengi. Rengin adı da nude. Biri de kırmızı tonu. O da siyena diye bir renk. Aslında şunları hemen göstereyim şöyle. Çok kremsiler, çok güzeller. Şöyle iki renk. Uçlarında şöyle kalın iki tane fırça var. Yani bunlar ruj fırçası olmak için biraz kalın gibi geldi bana. Ne amaçla konmuş, nasıl kullanılıyor? Cahilliğime verin, ben bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Hani ruj fırçaları benim bildiğim daha ince olur, ruj fırçası değil ama hani kenara taşlarını temizleyeyim falan diye mi? Hiç bilemedim. Neyse. Bunları aslında far fırçası olarak bile ben kullanabilirim gerekirse. Hani yanımda bir tek bunlar varsa fırçalar kullanılabilir. Yumuşak çünkü. Gelelim. Şöyle bir şey. Bunun benzerlerinden yurt dışı YouTube'larında bahsediyorlar. Ghost Makeup Artist'te de gördüm. Tabi Sephora'nınki değil, başka bir markanınki. Hatta hediye falan ettiler. Ben de denemek istiyordum böyle bir şey. Çok pratik olur diye. Bu bir yanınızda taşımak için parfümlük. Şöyle göstereyim. Bu da alt katı. Bunu parfümün üstüne dayayıp dolduruyorsunuz. Küçücük bir hazine yanınızda taşımak için gayet kullanışlı. Benim en büyük sıkıntım bunda hani çok az bir parfüm alıyor bu. Bir süre sonra ben parfümü değiştirmek istersem her parfüm için 15 lira verip ayrı ayrı mı alacağım gibi kafamda takılmıştı. Çünkü böyle şeyler kolay temizlenmiyor. Fakat içinde nasıl temizleyeceğinizi yazıyor. Bildiğiniz 90 derecelik alkolü içine dolduruyorsunuz. Bir gece bekletiyorsunuz. Ondan sonra da sıkarak boşaltıyorsunuz. Daha sonra da bir kere sudan geçiriyorsunuz ve tertemiz oluyor. Koku falan kalmadığını iddia ediyor. Daha denemedim. Bunu da en kısa zamanda deneyeceğim. Dediğim gibi indirimdeki fiyatı 15 lira. Üstünden %40 indirimle aldım. Başka ha. İsmini söyleyemediğim saygıdeğer makyaj ustası markası Fred Faragua. Faraguya diyeceğim. Ben de daha belki makyaj videomda göstermiştim. Bu krem farları vardı. Bunu belki iki sefer evvelki indirimden almıştım. Fakat bunların üst üste konulup bir kapaklı sistemi var. Üstüne kapağı böyle açılabilen. Ondan almamıştım tabii. Bunu indirimden aldım.